Herkese merhaba. Bir otomobil severin mutlaka yapması gereken 10 şeyden biri olan Le Mans 24 saat yarışlarına geldik. Hemen bir şey itiraf edeyim. Aslında bugün Le Mans'ın ikinci günü. Tabii otomobilleri görünce, buradaki ortamı görünce açılış çekmeyi unuttum. Dolayısıyla böyle bir açılışla başlıyoruz. Le Mans yarışlarının bu sene 100. yılı. 1923 yılında ilk yapılan Le Mans yarışları. Dünyanın en uzun süreli yapılan dayanıklılık yarışı. Ve her sene ilgi çok daha fazla artıyor. Benim daha önce buraya gelme fırsatım olmamıştı. Bu seride yarışan LMP2 kategorisinin resmi lastikli dergisi Goodyear'ın davetlisi olarak Le Mans'a da nihayet gelmiş olduk. Bu arada tabii 2023'ün Goodyear için de farklı bir önemi var. Onların da bu sene kuruluşunun 125. yılı. Burası Paris'e yaklaşık 3 saat mesafedeki Le Mans şehri. Şehir içinde bir pist var, orada yapılıyor. Ama 24 saat yarışları için şehrin içindeki yollar da kapatılıyor ve oralarda piste dahil olmuş oluyor. Şöyle bir ortamı size göstereyim. Bakın pist orada. Orada bir Luna Park var. Zeppelin burada bir yerde dolaşıyor olması lazım. Bakın orada helikopterler, insanlar, çoluk, çocuk, taraftarlar. Ortam inanılmaz. Ortam inanılmaz derken hemen şunları da size göstereyim. Bakın dünyanın dört tarafından gelen herhalde farklı Ferrari'ler bunlar. Ama burada çok özel bir şey var. F40. Bir tane otomobil seç. Garajına koy. Ölene kadar senin olsun, çocuklarına kalsın deseler. Ben direkt bunu seçerim. Diğerlerini hiç ama hiç gözüm yok. Bu kadar Ferrari de herhalde bir yerde görmemişizdir. Rica ettim ama içeri almadılar bizi. Her ne kadar bu yarış için medya akreditasyonum olsa da. Çok iyi ya. Bayağı bir karnaval. Geceleri konserler, etrafta yemek yerleri. Çok acayip bir ortam. Buraya geldiğim için şanslıyım. Hadi o zaman gezelim. Neler oluyor, neler bitiyor. Le Rennes existe başlamadı ama bakın Le Mans pistinin yanındayım. Bu yarış 100 senedir yapılıyor ve şu ileride burada yarışmış bütün ünlü klasik otomobiller sıralandı. Önümüzden tek tek geçtiler. O acayip seslerini dinlettiler. Çok acayip ya. Tabii buradaki otomobiller, yarışan otomobiller hep aynı kategoride değiller. Çok farklı kategoride otomobiller var. En üst segmentte zaten hypercar'lar var. Onun bir altında LMP2'ler var. En çok da zaten onlar izleniyor diyebilirim. Şu anda en hızlı zamanlar Ferrari'de. Şöyle bakabiliriz. Bunlar zaten yazıyor Hypercar. Le Mans'ın 100. yılı olduğu için de bir sürü farklı markada bu yarışa katılıyor. Normal mesela bu DTE AM kategorisi. Bir sürpriz daha var. Eğer takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Geçen sene ve ondan önceki 2 sene bu yarışı kazanan takımın otomobili. Bu ne? Bakın şurada ne yazıyor. Racing Team Turkey. Yine burada tip bayrağımız var. LMP2'de en iyi zamanı yaptık orada. Çok iddialı. 24 saat dayanabilirsek Salih Yoluç ve arkadaşları bu yarışı kazanabilir. Umarım da kazanırlar. Kim geliyor? Bahsettiğim otomobiller bunlar.
Görüyor musunuz? 1923 yılından beri yarışıyor bu otomobiller. Bakın, modernleşiyor yavaş yavaş. Eğileri doğru devam ediyor. Şuna bak. Çok acayip. Porsche'ler, sonrasında Mercedes. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Jaguar. Bu da Jaguar. Devam etmiş. Ve o tarafa doğru gidiyor. Ferrari var orada. Bakın bir tane. Burada bak ne var. GT40. Sonraki otomobiller. Tamam, benim de en sevdiğim bak otomobil. En ikonik. 4 rotonlu Mazda 787. Buradaki otomobillerin zaten içine canavarlar. Çok güzel siyah. Çok güzel. Ve o meşhur BMW'miz. Ders konsolunda yaşayan. Çok acayip. Ve artık yavaş yavaş son yıllara doğru geliyoruz. Burada ciddi bir Audi hegemonyasından sonra Toyota'lar geldikleri gibi yarışı almaya başladılar. Bu sene de geçen senenin kazananları olarak ilk box'ı almışlar. Toyota Gazoo Racing Hypercar'lar. Burada da yine Porsche'ler. Bak öyle bildiğiniz Porsche'ler dediğini görüyor musunuz? Çok bambaşka bir spor. 24 saat boyunca dayan hiç durmadan. Sadece pilot değiştirerek, yakıt koyularak, lastik değiştirerek 24 saat hiç durmuyor ve sürekli full tank. Bu da bir Porsche. Bütün parçaları burada. Marş bir yerleri, önü, kafası, diğer kafası. Görüyorsunuz arkada motor kapağı ve kanat var. Çınır çıplak. Bu da arka tamponosa gerek. Çok acayip. Bu da yine bir Hypercar. Bakın ne kadar küçük. Pour plonger dans les de la forêt. Donc ce que l'on a pu constater tout au long du tour. Tabii bu da arkası. O da arkasının üst tarafı. Otomobilde bu. Şimdi biraz önce bahsetmiştim ya, yeni takımlar giriyor diye. Bakın bir tane şimdi NASCAR otomobili giriyor. Ve size daha bir sürpriz göstereceğim. Bak bir yarışanlara bak. Jensen Button var. Şimdi içeri gireceğiz. Lastiklere bak. Bunlar tam silikler. Eğer tatlı bir yağmur olursa hop buna geçiyoruz. Yağmur artarsa bunlara geçiyoruz. Kaç ebadı acaba? 0323 Mart 23 üretimi. Yeni, iyi, güzel. 365-35-18. Tabii şimdi otomobil göreceğiz ama çok böyle dibine girmeyin dediler. Normalde buralara girdiğimiz zaman fazla video çekmemize de izin vermezler. Yani bu bir NASCAR arabası. İlk defa giriyor. Baksanıza içine. Bayağı bambaşka bir şey. Ve dün sıralamalarda 5. olmuşlar. Bu da hem bekledikleri hem de beklemedikleri başarı olmuş. Daha da heyecanlandırmış, daha da iştahlanmışlar. Şimdi biz hep deriz ya, NASCAR böyle boş boş dönerler. Hiçbir esprisi yoktur. Hiçbir kabiliyet gerektirmez. Teknik olarak da böyle basarsın gider otomobil deriz ama işte burada o iş biraz farklı. Bir otomobilin, NASCAR otomobilinin burada dünyanın en ünlü, en zorlu yarışlarının birinde 5. sırada yer alması demek ki başka bir şeymiş. Şimdi yetkililer anlattı. Aslında bu bir NASCAR otomobili. Blok falan aynı motor olarak ama tabii motorda geliştirmeler mevcut. Bu yarışlara girebilmesi ve regülasyonları karşılaması için homologasyonları ufak tefek değişikliklere gidilmiş. Kasa olarak, görüntü olarak aşağı yukarı aynı diyor mesela ama bizde kanat kullanılıyor. Bunda kanat istemedikleri için farklı bir sistem yaptık diyor. Yandaki işte o eklentilerle o aerodinamiği biraz daha toparladık diyor. Mesela çok ilginç bir şey var. Biz diyor NASCAR'da hep sola döneriz diyor. O yüzden diyor sağ lastiklerle sol lastiklerin arasındaki ebatlar farklıdır diyor. Daha küçük lastik kullanırız bir tarafta diyor. Bütün kasanın da yapısı ona göre hazırlanır zaten, süspansiyonun altyapısı hepsi diyor. Burada diyor işte tekrar onu yaptık diyor. Biz de mesela burada kullanılan yakıt yok diyor TOTA. Amerika'ya diyor hepsini ithal ettik. 17 bin mil
17 bin mil boyunca bunu test ettik diyor. Onun dışında tabii frenler değiştiriyor, işte altyapıda bazı değişiklikler oldu diyor. İşte öndeki silecek bile farklıydı diyor. NASCAR'da mesela farla stop yok diyor. Onları çalıştılar diyor. Ve o kadar istekli çalıştı ki diyor General Motors. General Motors 56 tane bu otomobilin yol versiyonundan yapacakmış sonra da. Yani onu da kendileri istemişler. İstersen aynı brandingle de alabiliyorsun, aynı sıkıntılarla da. Çok değişik. Bak mesela buraya değişik bir kanat sistemi yapmış, görüyor musun? Şöyle bir kanat sistemi yapmış. Daha böyle tavandan geliyor buraya kadar kanallar. Size bahsettiğim kanallar bunlar. Ya da işte ön tarafta aynı şekilde. Soğukları falan zaten görüyorsunuz. Yakıtın galonunu, yani 4 litresini 100 euroya mal ettik diyor. Düşünün. Bir kere diyor bu hafifletik diyor. 450 pound hafifletmişler otomobili. Çok karbon fiber kullandık her yerinde diyor. Ama içindeki işte roll cage'inden bilmemesine kadar zaten birebir aynı NASCAR otomobili olduğunu söylüyorlar. Cam yok. Burada da cam olmamasına izin vermişler mesela. Sadece buradaki koruma fileleriyle yarışabileceklerini söylemişler. Kapı yok NASCAR otomobillerinde. O camdan girip çıkıyorlar. Onda da aynı şekilde ona da izin vermişler burada yarışmalar için. Yani baktığınız zaman da FIA da bu yarışlarda bu otomobilin, NASCAR otomobilin yarışması için elinden geleni yapmış. Birçok yerde de esnemiş. Bakalım, umarım başarılı olurlar. Başarılı olursa, çünkü NASCAR bambaşka bir dünya. Oradan buraya birkaç tane rakip gelirse çok acayip olabilir. Şimdi lastiklerle ilgili de birkaç bilgi aldım. Bu lastiklerde sadece kauçuk yok. İçinde tabii bir sürü bileşen var. Ama teknoloji olarak da çok geliştiğini söylüyorlar. Lastiklerin içine hava basınçlarını görebileceğiniz sensörler yerleştirmişler. Normalde bu var diyor. Sonuçta aletler alınıyor, oraya bir şekilde yapıştırılıyor ve bu sürekli otomobille komünikasyon halinde beyinde buraya da veri veriyor. Verileri buraya otomatikman iletiyor. Ama bunda herhangi bir bataryaya pil gerektirmeyen böyle küçük çipler, küçük sensörleri lastiğin içine yerleştirmişler. Yani lastik üretilirken o şekilde üretiliyor. Ve bunu bir motorsporları da ilk kez yaptıklarını söylüyorlar. Bayağı da ciddi anlamda test yaptıklarını söylüyorlar. Burada bakalım başarısını kanıtlayacak mı, kanıtlamayacak mı? Bu da belki motorsporları dünyasında bir çığır olarak anlaşılabilir. Burası da işte dükkanların falan olduğu, burada yaşayan markaların modellerini sergilediği, aynı zamanda da işte böyle tişörtlü, model otomobili vesaire, şapka makka satılan bir alan burası. Daha bakın, saat bu Türkiye saati. Saat şu anda burada 9.40 gibi ve hava hala kararmadığı için haber fişek gösterileri ve şeyler başlamadı. Konser. Bak burada ne var? Martin'in konser katılımında. Burada da zaten A110 var. Shoplar, dükkanlar var biliyorsunuz. Bunun sonunda mesela böyle bir eğlence, bak. Hatta canlı müzik var galiba. İşte yemek yerleri, tuvaletler. Bak zaten tribünler hep orada. Burası da pist. Bayağı güzel. Baksanıza. Çok büyük ya. Modelci var mıdır acaba? Ya buradan kamera göremiyordur ama. Biz yorulduk artık otele. Yarın kaç adım daha atacağız kim bilir. Bak, çadırlarla kalıyorlar burada. Bir sürü karavan yerleri. Acayip bir organizasyon. Biz de şu akreditasyon kartını aldık. Bunun için de bayağı uğraştık. Şuradaki barkodu tarayarak her yere girebiliyoruz. Başka türlü almıyorlar. Şimdi sen burada Goodyear'ın operasyon merkezindeyiz. Biz günümüzü burada geçireceğiz. Tabii ki daha yarış başlamadığı için arada gideceğiz. Farklı yerlere bakacağız. Onlarla beraber dolaşırız. Lastik işleri biraz daha farklı. Operasyon merkezinde şimdi lastikler nasıl değişiyor, sistem nasıl işliyor tek tek ona bakacağız. Burada da bakın yarışan otomobiller mevcut. Mesela 1984 model bir Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR otomobili. Görüyor musunuz? Ne kadar basit. Direksiyona falan bakın. Koltuk, cage falan. Enteresan. MSD mi onlar? Şimdi Le Mans yarışında farklı kategoriler var. Ve bu farklı kategorilerde belli markalı lastikler kullanılıyor. Goodyear LMP2 ki bu Le Mans'ın en önemli, en sıkı rekabetin yaşandığı ve en çok katılımın olduğu grup. Zaten LMP2
Le Mans prototip 2 olarak geçiyor. Yani buraya özel yapılmış. Bunun için 4 tane şasi varmış ama herkes Oreca'nınkini kullanıyormuş daha çok. Motorlar zaten 4.2 litrelik makinalar. Onlar da birebir aynı. Yani takımlar işte şasilerini bir yerden alıyorlar ki genelde dediğimiz gibi Oreca ve sonrasında da Gibson markalı 4.2 litrelik V8'i alıyorlar, takıyorlar. Üstünü farklı bir şekilde boyuyorlar ama otomobiller birebir aynı. Aslında bir marka kupa yarışı gibi. Burada kullanılan lastikleri de Goodyear geliştiriyor, üretiyor, buraya getiriyor ve markalar da buradan belli sayıda lastik satın alabiliyorlar. Jantlarını getiriyorlar, burada lastikliyorlar ve yarış içinde kullanmak üzere takıma hazır ediyorlar. Bu arada bu lastiklerin hepsinin içinde mikroçipler var, radyo frekanslı olarak çalışan. Yani hangi otomobile, ne zaman, hangi saatte hangi lastiğin takıldığını buradan görebiliyorlar, takip edebiliyorlar daha doğrusu. Yani öyle lastik hilesi yapmak burada pek mümkün değil. Her takımın 14 takım lastik hakkı varmış. Ama sadece silik olarak tabii bunu yapıyorlar. Eğer çok fazla yağmur olursa bu sefer de ıslak lastiğini buradan satın alabiliyorlarmış. Burada anlatırken de zaten biz de yağmur duası yapıyoruz. Yağmur yağsın da daha çok lastik takalım, daha çok lastik satalım diye düşünüyorlarmış. Goodyear buraya NMP2 için 2500 tane lastik getiriyor. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar normal silik lastiklerimiz. Zaten kodları dikkat ediyorsanız hep aynı. Bunları NMP2'de kullandıkları için zaten EBAT'lar vesaire de hepsi aynı. Ama lastikleri burada çıkarken tek tek kodluyorlar ve çiplerine yüklüyorlar ve çipler sayesinde de hangi takım, hangi seri numaralı lastik takıldığını görebiliyorlar. Şimdi burası çok sakin gözüküyor. Yarış başladıktan sonra, yani ne kadar zamanımız var? 5 saat sonra, yani 4'te başlıyor yarış ve 24 saat boyunca devam ediyor. Gece istiyorsanız buraya gelin görün diyor. Fransa'nın en çok çalışan, en çok iş yapan kuruluşu burası oluyor diyor. Seneye Goodyear GT3 şampiyonasının da resmi lastik tedarikçisi oluyormuş. Bakın bu Ferrari 296 GT3. Bu sene de bunlardan yarışıyor bu arada ama resmi olarak lastik tedarikçisi Goodyear değil. Güç 600 beygir, 1250 kilo. Turbo şarjı bir V6 kullanılıyor. Hemen yanda Porsche'nin 991 kasa GT3 arı var. Bu da 550 beygir, 1250 kilo. Yani benzer beygirler var. Bunda da bildiğiniz üzere 4 litre düz 6 silindirli bir motor yer alıyor. Bu da çok yakışıklı ya. Bu yan taraftaki de şu anki GT3 Ares. Kanada falan bakar mısınız? İnanılmaz bir otomobil. Çamurlukları falan. Buradaki hava girişleri. Kanatlar. Acayip bir mühendislik var bu otomobilde. Bu otomobili niye buraya koymuşlar? Çünkü artık gördüğünüz üzere Goodyear bu otomobile özel olarak da Eagle F1'in Supersport lastiklerini üretiyor. Ve bu otomobili satın aldığınız zaman da bayiden Goodyear'la gelebiliyor. Bu otomobilde yarış otomobillerinden geri kalan yanı yok. Bakın 517 beygir. Biraz daha ağır tabii ki. 1450 kilo. 4 litreli. Atmosferik, böyle cayır cayır devir çeviren bir model. Bu da bizim meşhur LMP2 otomobilimiz. Bizim de Salih Yürüş'ün de içine dahil olduğu Team Türkiye olarak yarıştığımız otomobil bu. LMP2'nin 560 beygirlik bir gücü var. 930 kilo hafifliğe bakın. 4.8 litrelik dediğimiz gibi bir V8 kullanılıyor. Le Mans Prototip 2 otomobili. Bakın çok daha farklı tek kişilik, görüyor musunuz? Önden şöyle baktığınız zaman o teknelere benziyor. Hani yarış tekneleri var ya. Tabii aerodinamikler. Burada farlar çok önemli bu arada. Çünkü yarış 24 saat oluyor. 24 saat boyunca bu otomobiller farklı pilotlarla yarışıyor. Ve bu süre zarfında da karanlıkla, yağmurla, sisle inanılmaz mücadele ediyorlar. Zaten bu yarışın en büyük özelliği de o. Ve bu tarihlerde yapılıyor olması da biraz böyle yağmurun, çamurun da olduğu tarihler bu yarışı çok daha farklı kılıyor. Bakın aerodinamiğe bakın. Şurası açılır mı acaba? Bunun içine muhtemelen ben sığamam. Vallahi açıldı. Baksanıza. Yani koltukta minder bile yok. Tabii türe direksiyonu takıyorsunuz. Soğutması vesaire burada. Bakın pedalları görüyor musunuz? Daha nerede? Yani Formula otomobili gibi böyle küçücük bir kabinin içinde, klostrofobik bir kabinin içinde tabii her şeyi karbon otomobilin bütün şasesi yarışıyorsunuz. Ve 24 saat boyunca yarışıyorsunuz. Neyse birileri kızmadan arabayı kapatalım. Bu arada diğer taraftan da girip çıkabiliyorsun. Burada ne önemli? Tabii ki sürücüler çok önemli. Sürekli böyle limitlerde gitmemek gerekiyor. Le Mans'ın sistemi şu. 24 saat boyunca en fazla yol kat eden birinci oluyor. Tabii bunlar da gruplarına göre sıralanıyor. Hem bir genel klasman hem de grup klasmanlarında birinciler oluyor. Bu nedenle işte lastik seçimleri, atıyorum
4 lastik yerine 3 lastik değiştiren, lastiğini koruyan, pit stop süresinden feragat eden yarışı kazanabiliyor. O nedenle buradaki takım çalışması birçok yarıştan çok daha önemli. Ve otomobilin tabii ki mekanik olarak dayanması, lastiklerin dayanması. Ve bu lastikleri de Goodyear üretirken daha çok endurance için üretiyor. Yani bu lastikler normal yarış lastiği olarak düşünmemeniz lazım. Atıyorum Le Mans'ın mesela süresi bir Formula 1 yarışının 18 katı kadar. Formula 1'de 3-4 kez biliyorsunuz lastik değiştirebiliyorlar. Le Mans'da bir tane az lastik değişimi yaparsanız 30 saniyelik, 1 dakikalık bir avantaj sağlamış olabilirsiniz. Şimdi Garaj 56'dan biraz bahsedelim. Aslında Garaj 56 projesi Le Mans'ın içinde farklı prototip otomobillerin yarışmasına imkan veren bir seri. Yani her Le Mans yarışında o yarışın spesifik gruplarına dahil olmayan bir otomobili ya da bir projeyi burada yarıştırıp hem test etmiş oluyorlar hem de başarı kovalayabiliyorlar. Eğer birinci olurlarsa genel klasmanda, genel klasman birincisi de olabiliyorlar. Bunda işte hidrojenli otomobiller, elektrikli otomobiller, ne bileyim zamanında böyle uçak gibi gözüken böyle kanatlı falan farklı otomobiller yarışmış. Bazı yıllarda tabii ki Garaj 56 yarışmamış. İşte bu seneki Garaj 56'da NASCAR projesi. Ben ilk defa girdiklerini biliyordum ama burada da bahsettiler, onu düzelteyim. Yani otomobili tanıtırken de böyle bahsetmiş olabilirim. 1976 yılında ilk kez girmişler iki otomobille. Fakat tabii çok fazla başarı elde edememişler. Tekrar işte 2023 yılında, NASCAR'ın 100. yılında buraya geri dönüyorlar. Umarım onlar da başarılı olur. Pilot karması da inanılmaz. Tam bir Amerikan stratejisi. F1 şampiyonu Jenson Button var içinde. İngiliz. Endurance serilerinde birçok şampiyonluk elde etmiş başka bir pilot var. Onun yanında bir de Amerika NASCAR serisinde de bu otomobille yarışmış ve birçok başarılar elde etmiş efsane olan bir sürücü daha var. Vallahi ne yalan söyleyeyim, onlar tam bilmiyorum ama Jenson Button severiz. Ondacı biliyorsunuz. Yarış başlamadan önce etrafı biraz daha dolaşırız, birlikte tur atarız. Sonrasında da yarışın startında devam ederiz. Görüyor musunuz arkamdaki kalabalığı? Burada ön. Daha yarış başlamadı. Motor seslerini de yalnız duyuyorsunuzdur. Bakın yan taraftan geçiyorlar. Asıl 24 saat yarışı başlamadan önce de farklı serilerde yarışlar oluyor. Şu anda Porsche'ler yarışıyor. Bir saat önce Ferrari'ler yarışıyordu. Ferrari Cup vardı. Ben biraz böyle hediyelik eşya falan bakayım. Burası Village diye geçiyor. İşte farklı yemekler var. İleride dükkanlar, hediyelik eşya mağazaları var. Tabii hepsi portatif olarak verilmiş. Hem markaların hem de farklı şeylerin. Belki model otomobil bulabilirim. Dün bir gezmiştim. Güzel bir gözlük vardı. Şimdi bir ona bakacağım. Burada da işte farklı markaların guest house'ları var. Yani konuklarını davet ettikleri, özel konuklarını davet ettikleri, yarış seyrettikleri alanlar var kendilerine ait. Orada bakın zaten padoğumuz, onun arkası pit lane'imiz, alt tarafta da garajlar var. Zaten ön taraftan da pist geçiyor. Müze var. İşte müzayede klasik otomobillerin sergilediği yerler var. Yukarıda bakın özel Alpine'in kocaman bir balkonu var. Karşı tarafta da buraya bilet alıp girebileceğiniz, yine seyredeceğiniz tribünler var. Bu sene 300 bin bilet satılmış. 300 bin kişi. Acayip. Bakın bu mağazalarda da ciddi anlamda sıra oluyor. Burada farklı klasik ceketlerin, çantaların yer aldığı bir mağaza burası. Burada yine güzel klasik tişörtlerin, ceketlerin yine yer aldığı bir mağaza daha var. Hemen bir fiyatlara bakalım. Mesela bir tişört kaç para? Şunu gördüm. Sweatshirt 120 euro. Yanındaki uzun kollu 89 euro. Tişörtler 25 euro, 40 euro, 49 euro falan filan değişiyor. Ama genel anlamda 30 euro civarında bir tişört satın alabiliyorsunuz. Bak şu falan ne kadar güzel, 30 euroymuş. Şu da güzel, 45 euro. Bakarız. Ama benim burada en çok şaşırdığım ne oldu biliyor musunuz? Bütün bu kadar insanlar nerede kalıyor? Çadırlarda, karavanlarda. İnanılmaz geniş böyle kamp alanları var. Çadırlar sırasıyla, karavanlar. Yani burada ben size söyleyeyim, binlerce karavan, belki on binlerce çadır var. Burası da müzayede. Bu otomobiller satılıyor. Bir koleksiyon. Öyle bir sıra var gibi gözüktü ama hızlıca ilerledi ve içeri dalıverdi. Bunlar açık arttırmalı satılıyor. Bakın şu ileri giderseniz orada açık arttırmaya kayıt olabiliyorsunuz ilgilendiğiniz otomobille ilgili. Eğer yanlış bir şeyler söylersem kusura bakmayın. Ne diyor? 1984 Lancia LC2'ymiş. Aras sen bunu bilirsin. Ne diyor fiyatı? 2 milyon 200 euro, 2 milyon 400 euro arası değişiyormuş. Şurada da barkodları var. Gidiyorsunuz barkodu okutuyorsunuz. Otomobilin herhalde bütün bilgileri, geçmişi ortaya çıkıyor. Zamanında bilmem kimin yarıştığı ya da bilmem ne yarışını kazanmış otomobiller bunlar. Bu otomobili herhalde bilmeyen yoktur değil mi? Korkmaz Porsche. Kaç paraymış ya? Gözle görmüyor ki artık. Ne diyor? 6 milyonla 9 milyon euro. Düşünsenize bunu alıyorsunuz, garajınıza koyuyorsunuz. Çok büyük parası olan için bence çok büyük bir şey değil. Ve yanında bunu da veriyor galiba.
Düşünsene garajında salonun bir köşesinde bu var. Var böyle ayaklar. Bu da 91 Jaguar, 12 elenmiş. 2 milyon 500 ile 3 milyon arası diyor. Teklifleri açığız yazıyor. Hepsinin aynısı yok. 55 Ferrari, 121 elem. Spider, üstü açık. Artık üstü açık otomobillere yarışmasına izin vermiyorlar ama kısa bir süre öncesine kadar buna izin veriyorlardı. Ha, belki Garaj 56 projesinde yine böyle bir şey yapılabilir. Onlar çünkü biliyorsunuz ekskluzif kalıyor. Biraz daha ayrıcalıkları var. Bunun fiyatı 5,5 ile 6,5. Bu da garaja güzel gider. Şurada daha yeni modern otomobiller de var. Bunun fiyatını göremedim ön tarafta. Arkada da yok. Muhtemelen açık arttırma da olmayabilirler de. Yine bir Porsche 911. Burada da yine bir 30'lu yılların otomobili. Belki de 20'lik. Şu üstte yazıyor ama göremeyiz tabii. Burada yine bir ticek böcek ve burada da açık arttırma gerçekleşiyor. Tahmin ettiğim kadarıyla. Buranın starı bu. Belli. Ne güzel bir arabası ya. Bir de pırıl pırıl görüyor musunuz? Bunlar yarış arabası ya. Bu kadar pırıl pırıl olmaması lazım. Ölürsün de rastlıysan. 69 365 GTB Daytona Competizione. Kaç para? 4.600-5.200. Bunlara direkt teklif verebilirsiniz diyor. Yine bu da modern bir otomobil. 2007 Aston Martin DBR9 GT1. 2 milyon 100, 2 milyon 500. Neymiş? 83 Rendezvous M482. Bu ucuzmuş ya. 400.000-500.000 lirası. İlgilere duyurulur. Alpine var. 1.200-1.5. 67 A210. Çok güzel ya. Üzerinde çizikleriyle, boya çatlaklarıyla geliyor. Jantları bile korozyon yapmış. Çok güzel. Neyse, dükkanları gezmeye devam. Burada böyle güzel yerler de var, restoranlar. Burada kitapçı var. Burada yine kitap, minik tablolar. Bir sıraya bakar mısınız? Bu tarafa doğru da böyle devam ediyor. Yine benzer tişörtler satıyorlar. 30 euro, 500 euro. Bakın burada Senna'nın koleksiyonu var. Camel 87'de yarıştığı, 89, 91 ve bunların hepsi el yapımıymış. Tek tek böyle elle boyuyorlarmış. Ne kadardır sizce? Tanesi 70 euro. Burada çok değişik ürünler var. Şöyle bar sandalyeleri var. Şurada kontaklar var. Gerçi biz bunları yaparız ya. Yapsak mı? Martini güzel bak. Kendi gözlüğünü kendin yarat. Ha bunlar iyi bak, 29 euro. Bak burada normal Le Mans yarışlarına özel bir koleksiyon. Burada işte farklı bir koleksiyonu var. Farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Çerçeveleri farklı renkte alabiliyorsunuz. Bunlar normal sapları ve hepsi kolorize olmak üzere farklı renkli gözlük kendinize kostümize edebiliyorsunuz. Ben şimdi şunu beğendim ama oldu mu? Küçük oldu sanki değil mi? Evet buldum. Bak bizim mağaza burada. Model mağazası Spark. Ve tabii yarış modelleri. 80 euro 1.43'ler. Ne kadar güzel ya. Bak bundan var bende. 35 euro mu? Ben daha pahalı alıyorum. Mini GT'ler de var. 15 euroymuş. Şukalar da var. Bunlar da 12 euroymuş. Tamam burayı biraz araştıracağız belli oldu. Çok iyi ortam ya. Şuraya baksanıza. Lego. Burada da Rolex var. Şimdi bu mağazaların arasından böyle geçtiğiniz zaman nasıl ulaşıyorsunuz? Valla çok acayip. Böyle seyircisi olan bir yarış görmemiştim. Bu kadar ilgi görmemiştim daha önce. Bak burada kendilerine piknik masa kurursa. Şöyle çocuk takılıyorlar. Biz yine bir Türk vatandaşı olarak TL'mizin değeriyle bir şey alamadan dönüyoruz. Bak yarış otomobili buraya koymuşlar. Birazdan yarış başlayacak. Şimdi pistin diğer tarafına tünelle geçiyoruz. Gözlük nasıl? Gittim yine kendime bir tane yaptırdım. Bu karşıda gördüğümüz tribünlerin arka tarafı. Baksanıza kalabalığa. Burada yine güzel bir pub. Pub DJ var. Pub. Buna bakar mısınız? İnanılmaz. Bakın kalabalığı tekrar göstereyim size. Güzel bir viraj. Karşı taraf. Çok acayip. Biz içeriden izleyeceğiz. Burası da fena değil. Kalabalık olarak. Eyvah eyvah. Şimdi pist bir aile uzun. O nedenle arabalar gelmeden biraz bu sistemi biraz anlatayım. Daha doğrusu pisti anlatayım. Bu pist aslında Fransa'nın Le Mans şehri içinde bulunan Circuit de la Sarthe pisti. Söyledim nihayet.
Fransız cam çok iyi değil. O pisti tabii ki içeriyor ama onun dışında da pisti uzatmak için çevredeki otoyolları kullanıyorlar. Yani şehir içinde normal şartlarda kullanılan otoyolları kullanıyorlar. Tabii ki bunlar kapalı halde. Yani evleri falan arasından geçilen bir pist bu. Toplam uzunluğu 13.6 kilometre ve 24 saat boyunca bir otomobilin kat ettiği kilometre ne kadar biliyor musunuz? 5000. Rekor 5600 mi neymiş? Ortalama da işte dediğim gibi 5000 kilometre. Bu ne demek? 24 saat içinde buradan, hani biz İstanbul'dan çıkıp Nürburgring'e gidiyoruz ya Almanya'ya, oraya gidip tekrar İstanbul'a geri dönmek gibi bir şey 24 saatte. Ha bir de o sırada en azından 10 kez lastik değiştiriyorlar, yakıt değiştiriyorlar, pit stop yapıyorlar yani. Tabii ki sürücü de değiştiriyorlar. Yani makinenin ve insanın inanılmaz bir mücadelesi bu. O yüzden zaten 300 bin kişi burada. Acayip bir deneyim, acayip bir ortam. Yani ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde mutlaka olması gereken bir şeydi bu. Goodyear sağ olsun. Bunu da halletmiş olduk. Çeki attık. Şimdi oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kurucu araç yoldan çıkacak. Çıkar çıkmaz rolling start olacak. Yani gazlayarak direkt yarış başlayacak. Geliyor. Limoncuları yaşatacağız. Yaşatıyorlar. Herkes alkışlıyor. Yarın sabah ona bineceğiz. Nasıl olacak bu iş? Biraz korkunç. Yarış başladı. Bir saat oldu. Tam bir saat. Ve önce Toyota Ferrari'leri geçti. Birincisinde geçti, ikincisinde geçti. Yani iki Toyota öndeydi, iki Ferrari arkadaydı. Şimdi bir tanesi demin tekrar Toyota'yı geçti. Kafa kafayalar. Dışarısı. Öyle çoluk çocuk. Orada güzel yemek yiyorlar. Bu arada saat 9:20 geçiyor. 5 saat 20 dakikadır yarışıyorlar. 40 dakikada bir yakıt dolduruyorlarmış. O sırada tabii bir kontrol ediliyormuş arabalar. Takım stratejisine göre de sürücü değiştirilebiliyor. Ya da o sırada lastiklerle değiştirilebiliyor. Gördünüz mü kalabalığı? Gerçekten çok acayip ya. Saat 10'u çeyrek geçti. Finlandiya gibi ya. Hala hava kararmadı. Burada tabii meşhur virajlar var. Biz de nereye gidiyoruz? Indianapolis virajına gidiyoruz. Ve böyle her seyir noktası için ayrı satın alıyorsunuz bunlardan giriş kartları. Bu arada organizasyon müthiş. Tıkır tıkır işliyor. Aynı zamanda da seyirci müthiş. Baksanıza karavanlarla gelmişler bakın. Orada otobüsler. Her yerde karavan. Her yerde. Burada da tabii böyle bayağı bir konstrüksiyon kurmuşlar. Öyle yukarıdan da izleyebiliyorsunuz. Neredeyse bizim otelin üstünden atıyorlar. Dün
gece böyle sıkmadım yataktan. Bitmeyecek de bu. 15-20 dakika, belki yarım saat sürüyor. Evet, ikinci sabah. Sabah uyandığımızda kahvaltıda gördük. Türkiye takımı ne yazık ki teknik bir problemden dolayı kalmış. Yarışın sıralaması tabii ki değişmiş. En son yine Ferrari'lerden biri liderdi. Peugeot'lar biraz daha aşağı düşmüştü. Toyota'lar da onları takip ediyordu. Ama daha çok var. Saat daha burada 9'u çeyrek geçiyor. 4'e kadar kaç saat var? 7 saat daha var. Dolayısıyla her şey tekrar değişebilir. Biz sabah kalktık, kahvaltımızı ettik ve acayip bir deneyim için seslerden de anlaşacağınız üzere buradayız. Bakın arkamda ne var? Goodyear'ın o meşhur Zeppelin'i. Bunu hep çok merak ediyordum nasıl uçar diye. Birkaç araştırma da yapmıştım ama buradaki arkadaşlara da sordum. Birazdan şu öndeki kabine bineceğiz. 14 kişi kadar binebiliyormuş. Bir yarım saat falan tur atacağız. Yukarıdan biraz yarışı seyredeceğiz ve tekrar buraya döneceğiz. Benim için inanılmaz bir deneyim olacak. Herhalde aramızda Zeppelin'e binen var mıdır? Yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi biraz teknik verilerden bahsedeyim. 75 metre uzunluğunda bir Zeppelin bu. 3 tane motoru varmış. Şöyle göstereyim. Bir tane şurada. Bakın o da böyle oynuyor zaten kafası. Bir tane arkada ama alt tarafta da bir tane daha var. Yani o kafası yine dönüyor. Burada tek motor ama 2 tane pervane var. Bir de bunun aynısı diğer tarafta var. Hepsi 200'er beygir gücünde birer motora sahipmiş. İçerideki havayı da sürekli işte basan, yükselten ya da alçaltan bir pompa var. Yaklaşık 1000 kilometre kadar tek depoyla gidebiliyormuş, yol alabiliyormuş. Ve maksimum hızı da 125 kilometreymiş. Ama normalde biz bugün 60-70 kilometre seyrinde bir seyahat gerçekleştireceğiz. Şimdi binmeye gidiyoruz. Şunun etrafından dolaşacağız. Diğer taraftan bineceğiz. 2 tane pilot var gördüğünüz üzere. Bayağı büyük. Yani bir jumbo jet kadar. Belki ondan daha da büyük. En azından gövdesi daha büyük. Ön taraftan bir bağlantı var. Onu burada sağda tutuyor. Herhalde bir süre sonra oradan bırakacak, salacak ve puf. Heyecan var mı deseniz? Evet var. Biraz böyle. Kendimi böyle bir metrobüse biniyormuş gibi hissettim. Okay. Şurası pist. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda bir otobüs oradan dönüyor. Dediğimiz gibi bakın buradan çok daha rahat anlaşılıyor. Normal aslında orası bir pist değil de yol. Burada bir oval pist mi var? Ne var orada? Her yerde bir şey var. Bakın yine Leman'da şöyle farklı farklı pistler de var. Küçük küçük. Şuradan görebiliyor musunuz arabaları? Ne kadar insanın geldiğini fark ettiğini görebiliyor musunuz? Ama içerisi biraz sıcak. Açsam mı? İstanbul'a giderim ya, çok rahatmış. İçeride de böyle serbest dolaşıyorsun. Aynen. Aynen abi, biraz serinledik. Kafayı çıkarayım abi. Gözü gider.
Bu arada kaptanın yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Sertifikayı da kaptık. Evet, yarışın bitmesine yaklaşık 5 saat kaldı. Biz yarışın bitmesini bekleyemiyoruz. Çünkü yetişmemiz gereken bir uçağımız var. Paris için 3-3,5 saatlik bir yolumuz var. Anca yetişebileceğiz. Dolayısıyla videoyu burada sonlandırıyorum. Team Turkey mekanik bir arızadan dolayı dün gece yarışı bırakmak zorunda kalmış. Zaten arıza olduğu belliydi. Antrenman turlarında sınıfında LMP2'de ilk sırada olmalarına rağmen burada bayağı geriden gidiyorlardı. Salih Yoluç ve arkadaşlarına yazık oldu. Umarım size bu ortamı güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Aşağı yine yorumlarınızı bekliyorum bu yarışla ilgili ya da bizim kanalımızla ilgili. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklarsanız ve bildirimlerinizi açarsanız biz bunun gibi yeni videolar yüklediğimiz zaman ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Böylece hiçbir videoyu kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bizim için de bu önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir deneyim oldu. Yapılması gereken ilk 10 listesine bir çek daha atmış olduk. Görüşürüz.